Arkadaşlar merhaba. Bu video serimizde sizlere fren sistemi, fren sisteminin bakımı ve geriye kalan tüm detaylar hakkında genel bir bilgilendirme yapacağız. Öncelikle kabaca parçalarımızı tek tek tanıyalım. Fren ana merkezi, vestanoz, disk, balata, fren merkezleri gibi bir sürü unsur var. Tek tek işlemeye başlayalım konuyu. Araçta frene bastığımız zaman fren pedalı bu aracın içerisinde. Bu kısım ise aracın şoför tarafında, yani fren pedalınızın tam arka tarafında bulunan bölümde. Buradan frene bastığımız zaman bu sıkıştırma yardımıyla fren hidrolünü itiyor ve itme sonrasında fren balatalarını iterek aracı durdurmasını sağlıyor. Genel prensip bu. Peki bu işlemi nasıl yapıyor? Normalde ayağımızla bastığımız kuvvetle aracı durdurmamız maalesef mümkün değil. Bu yüzden aracın manifoldundan, yani motorun içerisinden bir emiş gücünü kullanarak buna frenlere bastığımızda yardım almayı sağlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu emiş borusu manifolddan buraya giriyor ve fren ana merkezi yardımıyla biz frene bastığımızda kuvvet de bize yardımcı olarak gerekli sıkıştırmayı sağlıyor. Diğer parçada tek tek kontrol edelim. Frene bastık. Vestanoz'dan yardım aldık. Fren ana merkezinden hidrolik yağını itti ve her tekerde bulunan, her lastikte bulunan 4 adet toplam, birer birer toplam 4 adet fren merkezi bulunmaktadır. Bu fren merkezi itme yardımıyla fren balatalarını diski sıkıştıracak şekilde bastırır ve bu bastırma yöntemiyle de diskte bir ısınma sağlayarak ya da bir sıkıştırma sağlayarak aracın durmasını sağlıyor. Ya da şöyle anlatalım. Araç seyir haline giderken araçta bir kinetik enerji var ve biz bu kinetik enerjiyi sıkıştırma, yani ısı enerjisine dönüştürerek aracın durmasını sağlıyoruz. Genel prensip olarak çalışma bu şekilde. Gelecek videomuzda bunların bakımları ne periyot yapılmalı, ne gibi arızalar olduğunda neleri kontrol etmeliyiz, bunları anlatacağız. Takipçi teşekkürler. Bakımlıyız.com.